Birinci dönem ikinci yazılı kampımız başlıyor. İkinci yazılarda şovunuzu yapmak istiyorsanız bu videoyu dikkatçe izleyin arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz ki sömestr öncesinde ikinci yazılı noktasındasınız. Ve burası çok önemli çünkü iyi bir tatil için ve iyi bir dönem kapanışı için ikinci dönemde de hesaplamaların kolay olması için ikinci yazılardan iyi notlar almanız lazım. Sizlerden de çok değerli yorumlar geldi. Hocam birinci dönem ikinci yazılı ne zaman videosu gelecek demiştiniz. Hemen sorunuzu cevaplıyorum. Arkadaşlar 18 Aralık'ta yazılı kampımız başlıyor. Fizikle başlayacağız. Ardından tarih, matematik, kimya, biyoloji, edebiyat coğrafya mükemmel bir kamp programı hazırladık. Hocam yazılar başlıyor. Ne zaman sınav hazırlık videosu geliyor acaba demiş. 18 Aralık'ta başladığımızı zaten söyledik. Yazılı hazırlık videosu atar mısınız demiş. Bu yorumu da hazırladık arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Zaten bizler bu sene biliyorsunuz Eğitim Bakanlığı yazılarda hangi konudan, hangi kazanımdan... Kaç soru gelmesi gerektiğini de net bir şekilde paylaştı. Mesela dedi ki matematikte binom açılımını yapar. İlçe genelinde yapılacak sınavlarda kaç soru gelecek? okul genelinde birinci senaryoda sorarsanız ikinci senaryoda sormazsanız şeklinde tek tek her bir kazanımdan gelebilecek soruları belirledi. Bizler de bu kazanımlara göre mesela diyelim ki edebiyatta bir mesnevi örneği Yusuf Züleyha ile alakalı bir metin incelemesi sorulmuş. Biz de bununla alakalı soru sorduk zaten yazılı provalarımızda ve aynı şekilde yazılı notlarımıza da direkt olarak buradaki kazanımlara uygun bir şekilde konu anlatımı yaptık. Zaten edebiyat notlarını veya diğer derslerdeki notları gördüğünüz zaman Buraya bakarak hazırlamışlar ya. Resmen sorularımı ele geçirmişler diyeceksiniz. Net bir şekilde kazanımlara uygun mükemmel yazılı notları ve yazılı provaları sizler için hazırladık arkadaşlar. Tabi bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruları bir şekilde hangi konudan kaç soru geleceğini söylemesi bizim de işimizi kolaylaştırdı. 18 Aralık'ta yazılı kampımız başlıyor. Peki İkinci yazılarda nasıl yüksek not alırız? Hemen bunu söyleyelim. Birincisi yam yam gibi saldırmayacağız. Dikkatli bir şekilde yumuşak yumuşak ilerleyeceğiz. Ama en yüksek notları alacağız. Birincisi yazı notlarımızı mutlaka alıyoruz. Neden? Çünkü burada ortak sınav denemelerimiz de var. Yani sadece yanınıza gezdirebileceğiniz, konuları öğrenebileceğiniz ders notlarınız değil. 100 almanızı sağlayacak ders notları değil. Aynı zamanda ortak sınav denemeleri de var. Buradaki etiketi kazıdığınızda arkası kare kod TAS uygulamasından girdiğinizde MEP ortak sınavlarına da ulaşmış oluyorsunuz. İkincisi ...Milletim Bakanlığı'nın tabloları az önce gösterdiğim tablolar çok çok değerli arkadaşlar. Bu tablolarda zaten sizler için net bir şekilde hangi konudan kaç soru geleceğini ...Milletim Bakanlığı paylaştı. Ben şurada ben şurada göstereyim ha. Şurada bakın. Burada matematikte, edebiyatta, Türkçede, fizikte, kimyada, biyolojide, tarihte Hangi konudan nasıl soru sorulur? hangi konudan hangi kazanım bilinmeli. Bununla alakalı birinci yazılarda zaten örnek sorular vardı. İkinci yazılarda direkt konu dağılım soru dağılım tablolarını verdi. Bunlara da bakacağız. Ve en önemlisi tabii ki yazılı kampımız. Yazılı kampımızda sizlere tamamen bu soru dağılım tabloları ışığında harika bir yazılı kamp hazırladık. Mutlaka bütün videoları durdurarak izleyin. Eğer derslerinize çalışırsanız yani ben konu çalışması yaptım diyorsanız soruları durdurup çözmeye çalışın. Güncel yepyeni sorular. Çalışıp harika notlar alıyorsunuz arkadaşlar. Sonuç olarak yazılı notlarımız, yazılı provalarımız ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak sınav denemelerini çözdüğümüzde zaten en güzel notları biz bekliyor. Bu arada Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlar da mutlaka buradaki yazılı provalarımızı çözsünler. Çünkü burada hem ÖSYM tarz sorularımız var. Üniversite sınavında biliyorsunuz bu konular çıkıyor. Ama aynı zamanda yazılı provalarında yazılar için mutlaka çözsünler. Hadi bakalım o zaman. Ödülü yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yazılı kampında 18 Aralık'ta görüşmek üzere.